Başkanlığı'na seçilmiştir. Sayın Mustafa Aydın, buyurun efendim. Yılını oldukça başarılı bir şekilde, finansal açıdan da diğer yönleriyle başarılı bir şekilde geçirdik. Elbette ki şunu söylemek doğru olur. 2021 yılında bütün dünyada çelik sektörünün içerisinde olduğu, Türk çelik sektörünün de fevkalade başarılı olduğu bir yıl vardı. Dolayısıyla ortaya konan performansın bir kısmını bu sektörde yaşanan olumlu hava ve olumlu şartlara bağlayabilirsiniz. Ama yine hepinizin malumu 2019 yılında da 2020 yılında da sektör çok kötü değildi dünya genelinde. Ama finansal sonuçlarımız maalesef bugünün çok gerisindeydi. Dolayısıyla bu ikisini bir araya getirmek de herhalde daha doğru olur diye düşünüyorum. Erdemir'de yönetim kurulu olarak, yeni yönetim olarak anlayışımız bir birlik ve uyum içerisinde. Bütün paydaşlarla birlik ve uyum içerisinde bir çalışma yürütmekti ve bu sayede ben inanıyorum ki bu başarılı sonuçların da katkısı, en önemli katkı o diyebilirim. Yani biz bu şehirle, işçilerimizle, bütün paydaşlarımızla birlik içerisinde, bir birlik halinde hareket ettiğimizde bu başarıları inşallah bu senede devam ettireceğimizi ifade edebilirim yani. Geçen seneden başlayarak istihdamla alakalı da ciddi bir önümüzde program var. İnşallah bu senede malumunuz bir 200 kişilik yeni personel alıyoruz. Elbette ki finansal sonuçlar iyi oldukça bu personeli alıyoruz. Yani zaman zaman beklentileri karşılayamadık diye eleştiriler oluyor ama şirketin gidişatına göre, ihtiyaca göre bunlar alınıyor. Şirket büyüdükçe, finansal ve mali sonuçları arttıkça bu sayıda inşallah daha da yukarı gidebilir. Ama gençlerimizin de çalışmak için mutlu olacağı, çalışmak için heveslendiği bir Karabük olarak, Karabük şirketi olarak İnşallah var olmaya devam edeceğiz. Hani biz pandemiden çıktık, yani bütün dünya. Ondan sonra yeni bir belirsizlik dönemine girdik. Özellikle bu emtia fiyatlarında, bütün dünyada yaşanan, enerji fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve belirsizlikler hakikaten zorlayıcı. Ama biz tedarikle alakalı farklı kaynaklardan, farklı ülkelerden, farklı kıtalardan tedarik sağlayabiliyoruz. Şu an için böyle bir sıkıntımız yok ama ümit ediyorum tüm dünya için aslında bu sıkıntılar kısa bir zamanda daha hal yoluna girer diye düşünüyorum. Yani. Kardemir'de ihracat hedefi bizim önümüzdeki dönemdeki stratejik hedeflerimiz arasında en önemli hususlardan bir tanesi. Yani üretim anlamında iki husus, yani daha katma değerli ürün ve özellikle yeni pazarlar ve ihracat kabiliyetimizi, direkt ihracat kabiliyetimizi geliştirmek için bir çaba içerisindeyiz. Yani geleceğin Kardemir'i nasıl olmalı derseniz bunu söyleyebiliriz. Tabii bunun lojistik imkanlarının da hazırlanması lazım. Ama şunu görüyoruz, yani sadece Türk çelik sektörü için değil, genel anlamda dünyada yaşanan temel problem, işte bu tedarik zincirindeki kırılmalar, bozulmalar aslında dünyanın belli üretim merkezlerine, belli üretim merkezlerine ihtiyacı daha yoğun bir şekilde ortaya çıkardı. Bugün sadece dediğim gibi çelik sektöründe değil, diğer bütün sektörlerde, otomotivde olsun, enerjide olsun, netice itibariyle şuna ihtiyaç var. Dünyada bir tane tedarikçi olduğu zaman bu sefer bütün sistem bozulmaya uğruyor. Onun için Türkiye gibi sanayisi güçlü olan, güçlü mühendisliği olan, teknik eleman kabiliyeti yüksek olan ülkelerin daha öne çıkacağı bir döneme doğru inşallah gidiyoruz. Bunu fırsata çevirebiliriz diye düşünüyorum.